Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı Erbilî adlı kitap çalışmamızın 134. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salat ve selam Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun al ve ashabının üzerine olsun. Din kardeşlerime ve sıdk erbabı yakine arz ve ifade olunur. Dervişanı icazet namemizi taşıyan manevi evladımız Sami Efendi, gençlik günlerini nezih dinimizin kurtarıcı dairesi içerisinde geçirmiş, Yüce Nakşibendiye tarikatına hizmetle bütün gayretini ve mesaisini bu yolda harcamış, ciddiyetini apaçık ortaya koyarak kendisini kabul ettirmiş olduğundan ve yürürlükte bulunan usul ve kaydilere göre Hz. Hacegan'ın muamelesine uygun olarak önce emr alemine ait beş latifesini tasfiyeye gayret etmiş, Allahü Teala'ya hamdolsun zahiri hali ve nasiyesinde muvaffakiyet işaretleri görülmüştür. İlahi inayet letaifi aşeresinde apaçık tezahür etmiştir vuslata erebilmek için gerekli usul ve marifeti ilahiyeye olan arzusunu sağlam ve sadık, tevhid ağacının meyvesini elde edebilmek için lüzumlu olan gönül, himmet ve kalp gücünü fevkalade yüksek görmüş olduğum gibi, belli bir müddet de nefi, ispat ve murakabeler gibi esaslara riayetle zatını ve sıfatını süslemekte olduğunu gördüm. Dolayısıyla saadet ve ferahlığın engin pınarından damla damla içmek, selamet vadisinden serinletici soluklar almak isteyen, yani Yüce Nakşibendiye tarikatına bağlanma ve intisab arzusunda bulunan din kardeşlerime de tarikat, ayin ve merasimlerini öğrenmek için kendilerini izinli öğretmek için kendilerini izinli kıldım. Allahu Teala muhakkak ki Allah emanetleri ehline vermenizi emreder, buyurmuştur. Cenab-ı Hak ve mutlak yol gösterici Celle Celaluhu Hazretlerinden istirham ederim ki, temiz dinimiz ve aydınlık tarikatın hükümlerini icra konusunda şevk ve gayreti bir kat daha, art, bir kat daha artırsın ve bu şekilde olan gerçek tevhide ulaşmış kimselerin söz ve davranışlarından faydalandırsın. Amin. Ne ticaret? ne de alışverişin Allah'ın zikrinden alıkoymadığı kimseler vardır. Ayet-i Cedilesi'nin hükmüne vakıf olan kardeşlerimize, kardeşlerime arz edebilirim ki, batını tasfiye ve nefsi teskiye etmek isteyenler ve daha doğrusu Nakşibendiye silsilesinden feyiz almaya ilgi duyanlar, Sami Efendi'nin musahabesine devam ve beyan edeceği adabın riayetine önem sayesinde meramlarına nail olacakları şüphesizdir. Bu Allah'a güç değildir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemin. Değerli dostlar, Esad Elbili Hazretleri bu mektubunda bir maneviyat erinin üstadının gözetiminde manevi dereceleri kat ederek irşat makamına layık görüldüğünde irşada başlaması gerektiğini, bir mürşidi kamilin irşada memur kıldığı kimseleri ilan ederek topluma ve irşad edilecek kitleye bu durumu bildirmesi gerektiğini izah ettiler. Birçok mektubunun sonunda olduğu gibi bu mektubunun sonunda da dua, salatu selam ve selamlama cümleleriyle sözlerini nihayete erdirdiler. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi, ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.